İl Genel Üyesi Başkanımızı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Kütahya'da konuştu. Gündeminde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Bu dedim bir adam geldi şimdi. Durmadan yalan söylüyor. O yalanının tersini ertesi gün gösteriyorum televizyonlarda. İkinci bir yalan daha geliyor. Ya üçüncü bir yalan geliyor, onu da ispatlıyorum yalan olduğunu. Dördüncü yalan geliyor. Yüzde kızarma diye bir şey yok adamda. AK Partili Danışma Meclisi toplantısı Bakan Özhaseki'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Bakan Özhaseki'nin yanı sıra Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, AK Partili Başkan Ali Çetinbaş, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, ilçe belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı. Kütahyalı hemşehrilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu güzel toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Toplantının açılış konuşmasını AK Partili Başkan Ali Çetinbaş yaptı. İl Danışma Meclisleri bizim aylık olarak ortaya koyduğumuz teşkilat içi faaliyetlerimizi seçilmiş unsurlarımızla birlikte değerlendirip eksiklerimizi yerinde tespit edip birbirimizle olan hukukumuzu güçlendirdiğimiz, aramıza dedikodunun, fitnenin girmesini bu vesileyle engellediğimiz ve genel merkezimiz tarafından son derece önemli ve ciddiye alınan, bu manada en üst düzey katılımlı en önemli toplantılar. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin belediye başkanlığı döneminde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatlarla ilgili yaşadığı bir anısı katılımcıları güldürdü. Mahkemeler teker teker bitmeye başladı. Milletvekillerinden, bunlara ait yandaş gazetelerden, Kemal Efendi'den kazandığım davaların parası neredeyse 100 bin lirayı buldu. Cumhurbaşkanımız dedi ki, sen bu parayı ne yapacaksın dedi. Vallahi dedim efendim, ben hocalara sordum. Hocalar ihtilaftalar. Ne diyorlar dedi. Yarısı diyor ki dedim, oğlum bak bunların parası yenmez. O yüzden sakın ha bunların parasını yeme diyor. Öbür grup ne diyor dedi. Onlar da diyorlar ki efendim dedi, bu ganimet oğlum, harpte alınmış ganimet diye helal olsun diyorlar. Arkadaşlar bir teyze geldi bu sucukları dağıtırken. Ne sucuğu oğlum bu dedi. Teyze dedim, bu Halk Partisi'nin başında bir adam var ya dedim, benim hakkımda yalan söyledi. Sonra yalan olduğu da ortaya çıktı. Ben dedim bu parayla dedim şimdi size sucuk dağıtıyorum. Bu para senin değil mi dedi. Yok değil teyze dedi. Halk Partisi'nin dedi. Evet teyze. Ben yemem oğlum, al haram bu dedi. Bakan Özhaseki, FETÖ terör örgütüne ilişkin de açıklamalarda bulundu. Bakın bu PKK belasını atlattık. Arkasından FETÖ belası. Biraz önce Tavşanlı'da konuşurken de ifade ettim. Belki bizim için en tehlikeli olan örgüt buydu. Niye? En hassas yerimizden vuruyorlardı. Din duygumuzdan. Allah sevgimizden. Sonra milliyetçilik duygumuzdan. Biz bu millete sevdalıyız. Milletimizi seviyoruz. Adamları, işte Kütahya, işte AK Parti diyoruz.